Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda dörtgenlerin son testini çözüyoruz. 3 tane test varmış. Hemen 3 numaralı testimize de başlıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzu okuyalım. Bakalım ne diyor? Şöyle odaklanmasını falan bir ayarlayalım. Evet, diyor ki dörtgeninde 4 ile 5'i vermiş. EFK bulundukları kenarların ortanoklarıdır. Tüm şeklin alanını soruyor dostum. Şimdi eğer ki dörtgen sorusunda bir kenarın bile ortasını gördüysen hemen diğer kenarların da ortasını işaretle kardeşim. Bakın şunları birleştirdiğinizde EFKL diyelim buraya da. Ne öğrendik biz dostlar konu anlatımında? Buradaki dörtgen her zaman neydi? Paralel kenar. Özel durumlarda dikdörtgen veya kareye de dönüşüyordu. Şimdi bizim sorumuzda 90 derece verdiği için dikdörtgen oldu aynı zamanda. Buralara 90'ı çakabiliriz hemen. Dikdörtgenin alanı 4 kere 5'ten 20 diyebiliriz. Ve kural neydi? Burada oluşan ortadaki dörtgenin alanı her zaman tüm alanın yarısı olacaktı. Demek ki tüm alan 40 birim kare olacak diyebiliriz. İkinci soruya geldim. EFK'nın alanını 15 vermiş. Bakın yine bulundukları kenarların orta noktaları. Hemen ne yapıyorum? Dördüncü kenarın da ortasını işaretleyip şöyle birleştirdiğimde bu bir paralel kenar. Ve paralel kenarda köşegen alanı 2'ye böleceğinden burası da 15 birim kare. Ve tümü 30 olduğundan tamamı ne çıkacak arkadaşlarım? 2 katı çıkacak. 60 birim kare gelecek diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuzdayız dostlar. 12 vermiş nereyi? AC'ye 12 vermiş. Bakın yine iki kenarın orta noktası alınmış. O zaman ben diyorum ki hemen şu üçüncü kenarla dördüncü kenarın da ortasını bir işaretleyelim. Şurayı çizsek, K desek buraya. Bakın EK, E ve K, FK pardon, FK. İkisi de orta nokta olduğu için bu FK ne oldu? AC'nin orta tabanı. Yani AC'ye 12 verdi ya. Bizim FK'mız 6 oldu. Peki KE'yi birleştirsek. KE'yi. Bu da BD'nin orta tabanı olur. BD'yi ne vermiş bize? Zaten onu soruyormuş. BD'nin orta tabanı X diyelim biz buna. Demek ki BD 2X, yani bana 2X'i soruyor. Bir de nereyi vermiş? EF'yi de 10 vermiş. Dostlar burası da 10. Köşegenler dik kesişiyorsa şu ortada oluşan, orta noktaları aldığınızda oluşan paralel kenar köşegenler dik kesiştiğinde dikdörtgene dönüyordu. Demek ki burası 90 derece. Ve bakın burada ne çıktı? Sizin çok sevdiğiniz 6-8-10 üçgeni çıktı. Demek ki KE yani X 8. Bana BD'yi yani 2X'i soruyor. 8'in 2 katı 16'yı işaretledim dostlarım. Ve gelirim 4 numaralı soruya. Bakalım ne diyor? Tüm şeklin alanını 64 vermiş. Orta noktalar verilmiş. Buna göre EBFD. EBFD şu ortadaki dörtgenin alanı soruluyor. Alan sorusunda hemen köşegeni çizdim. Dörtgeni ikiye böldüm. Şuraya A alanı dersem bu da A alanı. B alanı dersem bu da B. Neden B'ler hocam? Çünkü kenar ortay alan, üçgenin alanını 2'ye bölüyordu hatırlarsanız. Ve biz neyi biliyoruz? 2A ile yani tüm şeklin alanını biliyoruz. 2A ile 2B'nin toplamı 64. Yarısı A ile B'nin toplamı ne olur o zaman? 32 gelir. Zaten bize de bakın A ile B'nin toplamı soruluyor. O zaman cevap Adana'dan geldi. 5 numaralı sorudayız. ABE'nin alanını 3 vermiş. Hemen yazıyorum 3. ECD'yi 15 vermiş. Bunu da yazıyorum. 15. AED'yi 5 vermiş. Bunu da yazdım. Alan ABC'yi soruyor. X dedim önce şuraya. 3 ile X'in toplamını bize soruyor. Yani bizim X'i bulmamız lazım. Kural neydi? Karşılıklı olan açıların, alanların çarpımı birbirine eşitti. Yani 5X eşittir 3 ile 15'in çarpımına. Bunun da ispatını şöyle yapmıştım dostlarım. Şuna A, şuna B parçası dersek, bakın A'nın B'ye oranı A bölü B alanların oranıyla aynıydı. Bunu üçgende öğrendik. 3 bölü 5. Alttaki üçgene bakın, yine A'nın B'ye oranı X ile 15'in oranına eşit olacak mı arkadaşlar? İşte buradan 5X eşittir 3 çarpı 15'i ispatlamış oluyorsunuz. 45'i X eşittir 9 geldi. Bize de 9 ile 3'ün toplamını soruyor. 12'yi paketledim.
Evet, 6. sorumuz. Hemen okuyalım sorumuzu. ABC'de dörtgen, DB köşegen, AE ile bilmem ne açıortay, AB diyor DC'nin iki katıdır. DC'ye K dersek AB 2K, BC'ye 3M dersek AD'ye 2M diyecekmişiz. Bunları söylüyor. Peki DC bölü DC neresi? K. AD. AD neresi? M. DC bölü 2M'yi de bizden istiyor. Şimdi dostum şunlara da açıortayın ayaklarına da A ile B diyelim. Arkadaşlar şu açıortayı konuşursak biz ne öğrendik? Kollarımın oranı yani K bölü 3M ayaklarımın oranına yani A bölü B'ye eşit olacak. Aynı şekilde buradaki açıortay için A bölü B ayakların oranı 2M bölü 2K'ya eşit olacak. 2M bölü 2K'ya eşit olacak. Şunları bir sadeleştirelim. Bakın ortadaki A bölü B'yi yok edersek şu ikisi birbirine eşit çıktı. Demek ki içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3M kare eşittir K kare oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldım. M kök 3 eşittir K geldi. Demek ki K gördüğüm yere M kök 3 yazabilirim ben. Benden ne istiyordu? DC bölü AD. DC'ye K demişim. AD'ye 2M demişim. K yerine ne yazacaktım? M kök 3 yazacaktım. M kök 3 bölü 2M. M'ler giderse kök 3 bölü 2 çıkıyor. Sorumun cevabı Denizli'den geliyor. Evet 6'yı gömdük. 7 ile devam edelim. Ne demiş? Paralellik var mı bir yerde? Yok. Hiçbir şey yok. Açıortay A ile B açısı birbirine eşitmiş. He, A ile B birbirine eşitse hemen onu bir gösterelim. Şunlara A diyelim. Şuna da A diyelim. Şunlara B, B diyelim. Şunlara da C, C diyelim dostlar. Başka? Şuradaki muhabbeti de görelim. Hatırlayın. Ardışık iki açının açıortayları arasındaki şu açı neye eşitti? Diğer iki açının toplamının yarısı. Bakın bununla bunun açıortayının arasındaki açı A ile A'nın toplamı yani 2A'nın yarısı olacak. Burası A. Demek ki A, B, C'nin toplamı 180. O zaman A, B ise burası şuraya C kalacak. Yine A, C ise buraya da B kalacak. Dostum iki üçgenin açıları birbirine eşitse biz bu üçgenlere benzer demiştik. Bakın şu en sağdaki üçgenin kenarlarıyla bunun kenarlarını bildiğim için bu ikisini benzerliyorum. Burada C'nin karşısında 6 var. Burada C'nin karşısında 9 var. Eşittir. Burada B'nin karşısında 4. Burada B'nin karşısında da X var. Demek ki 9 kere 4 36 eşittir. 6X olacak. X eşittir. 6'ya bölersek 6 geldi. 7. sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Evet 8 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. BC'ye 6 vermiş. Hemen onu bir gösterelim. BC 6. AD'yi 9 vermiş onu da yazalım. DC'yi 7 vermiş onu da yazalım. Şimdi diyor ki AC boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Tamam ayrılmış parçalar da burada. Verilen parçaların alanları oranı nedir diye bir soru soruyor bize. Şu iki parçanın arkadaşlarım. Şuna X alanı diyelim. Şuna da Y alanı diyelim. X ile Y'nin alanları oranı nedir diye bir soru sormuş bize dostlar. Şimdi biz burada şunu görelim. Öncelikle şu BD'yi çizip bir Pisagor bağıntısı yapıp şuradaki K uzunluğunu bir bulalım dostlarım. Ne yapıyorum şimdi? Alttan bir Pisagor yapıyorum. Bakın burası 90 derece. 6'nın karesi ile 7'nin karesinin toplamı yazalım. 6'nın karesi 36 ile 7'nin karesi 49'un toplamı eşittir şu kırmızı çizginin karesine. E bu kırmızı çizginin karesi üst taraftan Pisagor yaparsam 9'un karesi ile K'nın karesine de eşit. Bunları birbirine eşitledim direkt. Peki şurası 79, 85 yaptı. 81'i de buraya alırsak 4 eşittir. K kare gelir. K'yı buradan 2 bulduk. Demek ki şurası artık 2. Peki bir de şimdi şunu hatırlayalım dostlar. Şu açıya ben A açısı dersem şu açı mecburen 180 eksi A oluyor arkadaşlarım. Şuraya bir daha yazayım. 180 eksi A açısı oluyor. Neden? Çünkü dörtgenin iç açıları toplamı 360. 90, 90, 180'i burada. Demek ki bunların da toplamı 180 olacak. Birine A dersem diğeri 180 eksi A. Peki üçgende alanı hatırlayın. Anlattığım konu anlatım videolarından hatırlayın hemen. Ne demiştik? İki üçgenin alanlarını oranlarken eğer ki açıları aynıysa
Ya da açıların toplamı 180 ise, bakın burada toplamları 180. Direkt şöyle yapabiliyorduk. Kenarların çap 2 kere 6, 12. Bunun alanı 12A'dır. Bunu çarp 7 kere 9, 63. Bunun alanı 63A'dır. İşte bizden de 12 bölü 63'ü istiyor arkadaşlarım. Hemen şurada bulalım. 12 bölü 63. 12 bölü 63. 3'e bölelim 4. 3'e bölelim 21. 4 bölü 21 varsa şıklarda, paketledik gitti. Ve geliriz 9. soruya. Bakın burada paralellik var. Paralellik varsa kesin benzerlik var. ABC dörtgeni şeklindeki kağıt DE boyunca katlanıyor ve bu işlem sonucu da C noktası C üssü ile çakışıyor falan demiş. Tamam. Şimdi önce şu paralellikleri konuşalım. Bir de alan vermiş bize. ABE'nin alanını 18 vermiş. Şunun alanını da 8 vermiş. Şurası da tabii katlandığı yerde 8 olacak. Onları bir gösterdik. Tamam. Bize de ne diyor? Şuradaki üstte kalan şu mavi bölgenin alanını soruyor bize arkadaşlarım. Şimdi bir benzerliği gösterelim. Önce açıların eşitliğini gösterelim. Şuna A dersek yöndeşlikten bu da A. Şuna B dersek yöndeşlikten bu da B. Üçüncü açılarına da A, B, C diyelim artık. Şimdi benzerlik oranlarını söyleyelim. Dostlar, alanlarının oranını biliyorsunuz siz. 8 bölü 18. Hatta sadeleştiriyorum, 2'ye böldüm, 4 bölü 9. Alanların oranının sen kare kökünü alırsan benzerlik oranını buluyordun. O zaman 2 bölü 3 çıkar benzerlik oranı. Yani bunun C'sinin karşısına 2K dersen bunun C'sinin karşısı 3K. İşte bunun B'sinin karşısına 2M dersen bunun B'sinin karşısına 3M. A'sının karşısına 2N dediğinde bunun A'sının karşısı 3N olacak. Şimdi bunu alttaki şekilde de gösteriyorum. Bakın. Şu kenar DC kenarı E üssü C kenarına bakın, ya da E üssü C katlandığında C üssü buraya geldi ya arkadaşlarım. 2K buraya gelmiş oldu aynı zamanda, ya da 2N buraya gelmiş oldu. Onu burada göstereyim. Şurası 2N oldu o zaman. E hocam burası 2N, tamamı 3N'ydi, buraya da N kaldı. Demek ki 2N'ye 8 düşüyorsa N'ye 4 düşecek derim. Cevabım da Denizli'den gelir dostlar. Evet, 10. soru. Yine bundan bir tane daha çözmüştük, buna benzer bir soru sanki. Mıknatıslı bir soruydu. Hadi bir bakalım. Bir mantar panoya ikişer birim aralıklarla yerleştirilmiş aynı hizadaki harita çivileri verilmiştir. Tamam, bunlar ikişer birim aralıklarla yerleştirilmiş. Ahmet sırasıyla yeşil renkli harita çivisini 14 birim sağ. Yeşili 14 birim sağa getiriyor arkadaşlarım. 14 birim sağ tarafa getirdi. Yeşil burada artık. Tamam. 8 birim de aşağı. 8 birim de aşağı getiriyormuş dostlar. Şimdi 2, 4, 6 değil mi? Bakın şunların aralıklarını şöyle güzel gösterelim. 2 birim, 2 birim, 2 birim, 6. 8 birim ince için 2 birim daha aşağı inecek. Demek ki yeşili 8 birim de aşağı indi. Yeşil burada artık. Tamam. Yeşil burada. Şimdi oldu. Kırmızı renkli harita çivisini 6 birim sağa, 12 birim aşağıya indiriyorum. Şimdi kırmızı renkliyi 6 birim sağ tarafa getirecek. 6 birim sağ tarafa getirdiğinde şuralara bir yere denk geldi. Kaç birimde aşağıya? 12 birimde aşağıya. 12 birim aşağı inecekse 2, 4, 6 idi burası arkadaşlarım şuraya kadar. 12 inmesi için 6 daha aşağıya inecek. Şuraya bir yere denk düştü. Yani şuraya bir yere geldi. Bu neydi? Kırmızı. Ne kadar oldu şimdi kırmızı? Dostum şuradan 6 burası, 6 da buradan aşağıya inmiş oldu. Böyle oldu yani. Kırmızı da burada şimdi. Tamam. Mavi renkli harita çivisini 8 birim sağa, 8 birim sağ tarafa çekecek. Yani şurası kaç birimdi mesela ilk önce? 6 birim sağ taraftı. Neydi bu? Kırmızı. Kırmızı şurası da 6 birimmiş. Onu da yazalım. Şuralar 6 birim sağa çekmiştik. Şimdi mavi renkliyi 8 birim sağa çekiyoruz. 8 birim sağa çekeceksek şuraya gelsin. 4 birimde yukarıya çekeceğiz arkadaşlarım. 2, 4. 4 birimde şuraya gelmiş oldu. Mavi birim. Şurası da 4 birim olduğu için tam buraya denk geldi. Mavi de burada. Buna göre son durumda 4 harita çivisini köşe kabul eden noktaların, kabul eden dörtgenin çevresi kaç birimdir? Şimdi bunları köşe kabul edecek. Mavi burada. Yeşile hiç dokunmadık değil mi? Yok, yeşil burada. Yeşil buraya geldi, pardon. Şurada değil. Mavi burada. Yeşil burada.
Kırmızı burada. Sarıya mı hiç dokunmadık biz? Sarı da şurada arkadaşlarım. Sarı da burada. İşte bu dörtgenin çevresi acaba nedir diye bir soru sormuş. Çok güzel bir yeni nesil soru olmuş arkadaşlarım. Gayet de basit olacak, hiç merak etmeyin. Şimdi şurası 8 birimdi. O zaman şuraya da 8 kalır. 14 olması için buraya da 6 kaldı. Bakın 6, 8 hemen şunu bulduk, 10. Şimdi aynı şekilde şurası 2. 6 birimde aşağı indiğimde 8 oldu. Şurası da toplam 8. 6'ymış burası, burası da 6 oldu. 6, 8 bu da 10. Şuna bakalım, 6 birim burası, 8 birim burası, 6, 8 yine 10. Muhtemelen bu da 6, 8, 10. Hemen hesaplayalım. Şimdi şurası toplam 14'tü, buraya 8 kaldı. Burası da 8 ise şuraya 6 kaldı. 6, 8, 10 da bu çıktı. Tamamı da 10 kenar, 4 kenarı var. 10, 10, 10'dan 40 birim geldi. Sorumun cevabı Denizli'den çıktı arkadaşlar. Evet dostlar, dörtgenleri de böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda bir sonraki konuya geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, evde kalın, sağlıklı kalın, esen kalın dostlar. Hadi bay bay.